TED konuşmasında ben bugün biraz farklı ezber bozan bütüncül bilim bakışını ele alacak bir konuyu getirmek istedim. Din bilimleri ile fen bilimlerinin ortak noktaları da iki daire olarak düşünürsek, o iki ortak noktayı nasıl bir araya getirebiliriz? Bununla ilgili yaptığımız bir çabanın bir e, sorgulamanın e, sonuçlarını size e, sunmak istiyorum. Şimdi e, laboratuvara girer mi? Soru bu. Şimdi şu e, Hawkins'in şu sözüyle başlamak istiyorum. Ona soruyorlar. Evrenin neden var olduğu sorusuna soruyorlar. Neden var evren? diye. Verdiği cevap şöyle. Eğer bunun cevabını bulursak bu insan mantığının da nihai zaferi olur ki bununla birlikte Tanrı'nın aklını da daha anlayabiliriz diyor. Zamanın kısa tarih kitabında 1988'de bunu söylüyor. Ve daha sonra şöyle gelişmeler oluyor. 2013'te Higgs bozonu tezi Nobel ödülü alıyor. Karanlık maddenin var olduğu ve o tanrı parçacı ismiyle de Scientific American bunu duyuruyor ilan edildikten sonra Nobel ödülü almasının akabinde. Bununla ilgili sağ taraf ortadaki de karanlık maddenin bir nevi şey yapılan çalışmadaki eskiz çalışması yorumu olarak gözüküyor. Bu karanlık maddenin bulunması, 2013'te Nobel alan bu maddenin bulunması burada evrendeki ee, gözüken e, gözüken evren şu anda e, web e, teleskobuyla çok daha fazla. Biz gökyüzünde gördüğümüz yıldızların belki elli 50 misli 100 misli daha fazla bir yıldız olduğu gözüküyor. O kadar yoğun bir e, yapı var. Bunun bunun içerisinde yüzde dört görünen, yüzde doksan altısı karanlık madde. Ve karanlık maddenin var olduğu kanıtlandığına göre evren boş değil. Peki bu makro baktık bu şekilde mikro bakıyoruz sağ tarafta da insan beyninin çalışmasını görüyor ve burada altı boyutlu ve 7 boyutlu çeşitli hücreler nöronlar nöronlar arasında bağlantılar var sanki uzaydaki evrenin bir benzeri de insan beyninde var gibi bu şu anda bir akıllı tasarım çağrıştırıyor bu bize yani bu evrenin insan beyni bir taraftan, bir taraftan da bütün büyük evren böyle bir durumun akıllı tasarım olması sanki bir zorunlu bilgi gibi gözüküyor. Şimdi Hegel'in bir sözü var biliyorsunuz bu aydın pozitivizmin kurucularından Hegel'in. Diyor ki akla uygun her şey gerçektir, gerçek olan her şey akla uygundur. Yani akıl laboratuvarına soktuğumuz şeyler gerçektir, akla uygun. Peki... E, bu böyle bir konu e, tez antitez sentez biliyorsun onun meşhur e, şeyi e, paradigması. Şimdi e, Hegel'e göre deneye başvurmadan sadece akıl ile bir varlığı anlayabiliriz diyor. Deneye başvurmak şart değil. Bu nedenle mantık en temel bilimdir. Ve Hegel'e göre değişmenin yasası diyalektiktir. Yani diyalektikte ne vardı? Önce madde var. Maddeye diyalektik olarak e, soyut bilgi çıktı. Önce madde bilgi, soyut bilgi, diyalektik olarak birbirine bağlı çıktı diye biliniyordu. Şimdi burada bu diyalektiğe göre şimdi kuantum fiziğinden sonra önce sağdaki gördüğümüz için matematiksel varoluş piramidinde önce bilgi var. Ondan sonra evrendeki o bilgi evrensel veri tabanı var bilgi. Ondan sonra matematik var, ölçü ve hesap var. Ondan sonra e, geometri var, tasarım var, ondan sonra enerji var, fizik var, ondan sonra e, kimya, madde var, daha sonra biyoloji var, canlılar. Böyle bir hiyerarşi oluşuyor. Bu hiyerarşi içerisinde şu anda evrendeki e, tez, antitez, sentez teziyle nasıl e, ele alabileceğiz bunu? Şimdi e, enerji vardır diyor tez, enerji yoktur antitez, elektrik sentez olarak çıkıyor. Alttaki okunmayan kısımda Tanrı vardır. Tez Tanrı yoktur. Antitez sentez. Şimdi kutunumların sonunda göreceğiz. Sentez ne çıkacak? Evet. Burada şu gördüğünüz de kar taneleri. Bakın kar tanelerindeki bizim kar yağarken gördüğümüz kar tanelerin hepsi müthiş bir ölçü ve e, biçim içerisinde bir e, estetik içerisinde. Ve burada e, 2020'lerde tanımlanmış eskiden de bilinen kullanılan ama 2020'lerde tanımlanmış kiplik mantığından bahsetmek istiyorum. Kiplik mantığına göre modern mantık bu. Burada e, gördüğümüz vaki evren var. Burada e, diyelim zorunlu doğrudur vakı. Görüyoruz işte burada e, gördüğümüz şeylerle evet bu gördüğümüz şeylerle deney ve gözlem vaki evrende hakikati götüren. En birinci yol vaki e, evren var, zorunlu doğru. Öklüt gözlemindeki üçgenin açıları 180 diyor. İmkansız evren nedir peki? Yani olmaması gereken, yanlış zorunlu yanlış olan. Öklüt düzlemdeki üçgenin açılarının o da kaybolmuş bu ekranda e, biraz e, herhalde uyum sağlamamış. E, 192 diyor mesela. Öklüt düzlemindeki üçgenin açıları 192. Bu imkansız. Burada bilinen evren, oktit düzleminde açılan. Peki mümkün olasılık evrenle Başka bir düzlemde başka bir sonuç ortaya çıkmalı. Vaki evrende tanrı vardır veya yoktur gösterilemiyor. Mümkün evrende gösterilebilir mi? Soru bu. Mümkün evrende e, ne diyorduk? E, başka bir düzlem için mümkün evrende yoktur diyor. Va, e, vaki evrende vardır diyor, imkansız evrende yoktur diyor, mümkün evrende, olasılık evreninde gösterebilir miyiz bu tezi? Tanrı vardır veya yoktur, vaki evrende gözükmüyor. Bu Göremiyoruz biz Tanrı'yı. Yoktur diyorsun, yoktur da kanıtlayamıyorsun. Yanlışlanabilir teorisine göre Tanrı yoktur demediği için bütün gezegenleri, bütün yıldızları araştırıp araştır, yokmuş, yokmuş, yokmuş demek, Yanlışlanamıyor. Doğru, vaki evrende doğrulanamıyor, yanlışlanamıyor. O halde olasılık evreninde nasıl bu sonucu anlayacağız? E, bunu düşünürken kuantum mekaniğine göre e, zamanın izafiyeti çıkmıştı biliyorsunuz 1905'te Einstein zamanın izafiyeti dedi yani kişi bir kişi e, 30 yaşlarındaki iki kişi biri dünyada kalıyor biri e, ışık hızına yakın bir hızla dünya evrende dolaşıyor. 50 sene sonra bir geldiklerinde dünyada yaşayan kişi 80 yaşında olacak. Ama uzayda e, giden kişi e, 33-34 yaşında olacak. Yani zamanın izafiyeti var. 1905'te e, o zaman izafiyeti tezi kanıtlanan bir tez şu anda. Ve, ve, 2022'de de 3 tane Nobel fizikçisinin aldığı Nobel'de maddenin izafiyeti açıklandı şu anda. Maddenin de aslında madde olmadığı sadece enerji bandı olduğu maddenin gösterildi. Yani fotonlar zaman ve mekandan bağımsız telepatik ilişki kuruyorlar. Fotonlar. Bir CERN laboratuvarındaki fotonların hareketinden zamanla ve mekandan bağımsız Chicago'daki laboratuvarın Fotonlar da bir eş zamanla hareket ediyor. Zamandan ve mekandan. Bu ne demektir? Bu 100 bin yıl uzaktaki bir ışık yıldızıyla dünyadaki fo fotonlar aynı anda konuşabiliyor demektir. Bu da e, CERN laboratuvarında e, çalışmalarıyla birlikte doğrulanmış bir bilgi oldu şöyle. Yani maddede demek ki kuantum dolanıklığı çıktı. Yani Kuantum dolanıklığı aslında e, bir dolanıklık değil aslında dolaşıklık demek. Hani Arap saçı gibi derler ya öyle kuantum giriyorsun neler olduğunu bilmiyorsun dışarıdan başka bir şey çıkıyor. Yani madde maddenin içerisindeki o seyahat çok farklı bir seyahat ama sonuçta başka bir sonuç çıkıyor. Şimdi mümkün evren nasıl? Mümkün evrende e, önerme evren bir akıllı tasarımdır. Tasarımdır. Yani zorunlu varlık şu anda. Evrenin bir akıllı tasarımı olduğu e, zorunlu varlık olarak o yukarıdaki önermeye göre söyleyebiliriz. E, i̇kincisi, e, zorunlu doğru ne? Her tasarım bir tasarlayıcı gerektirir. Yani bir yerde tasarım varsa, bir veri tabanı varsa ve o veri tabanı tasarıma dönüşmüşse, bunun bir tasarımın, bu bilginin e, de, tesadüfen varoluşu e, imkansızdır. Bu zorunlu doğru böyle bir durumda. Bir kimse bu bilgi... Bir bilgisayardaki yazılım programı düşünün. Bu programın tesadüfen olduğunu söyleyecek, yani bir e, tesadüf varoluşta ortaya çıktığını sö söylemek, e, e, matematikteki, e, e, ilk başta benim matematiksel aklım demişti, dikkat ederseniz şey e, Havkes, matematiksel olarak onun üzeri elinin üzerindeki ihtimaller imkansızdır. Mesela bir kalemi, üç tane kalemin var, alıyorsun, Üç kalemi e, bir aynı anda atıyorsun, üçü de aynı burnun ucuna geliyor. Bir kalemi atıyorsun, e, e, o kalemin dokuz ay on gün boyunca hep aynı üst üste gelmesi, on üzeri on yedi ihtimal. İki kalemin on üzeri e, beraber atılarak beraber bir araya gelmesi, 10 üzeri iki çarpı e, on, e, on yedi ihtimal. Üç kalemin aynı anda üç kalemin atılıp dokuz ay on gün sonra o üç kalemin hep doğru kararlar vere 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 üç, 39 ay 10 gün sonra bir üçünün yan yana düşmesi ihtimali. Bu, bu demektir. Şimdi çocuk anne karnına düşüyor. dokuz ay 10 gün sonra doğuyor. Doğduktan sonra hep doğru kararlar vererek oradaki atomlar, hücreler hep doğru karar bölüne bölün doğru vererek dokuz ay sonra doğru çıkıyor. Bunun yani bir e, tezadü varoluşla açıklanması Bence zorunlu olarak bir tasarlayıcı gerektirir bu. Yani e, Onun için e, bu tasarımcı olmalıdır. Zorunlu varlık da bir tasarımcı olmalıdır. Bunun da dini literatürdeki karşılığı vacibül vücut kavramı. Yani iki çarpı iki eşittir. Nasıl dörtse böyle bir durumda zorunlu varlığın ortaya çıkması da 4 kabul edilir. Yani sıfatlar nasıl olursa evreni yoktan yaratabilir bir varoluşta. Yani bunu yapabilecek şu andaki dünyada 4300 tane din var. 4300 tane tanrı var demektir bu aslında. Bunlar hangisi bunların şey? Ee, hangisi doğru olabilir? Eğer bir dış güç, dış irade, dış zeka varsa hatta Hawkins'e soruyorlar. Diyorlar bu e, evrende e, e, evrenin varoluşuyla ilgili soruyorlar. Bize e, niye gelmiyorlar bu evrende diyor. Yani bu niye ziyaret etmiyorlar bizi. Eğer başka hayatlar varsa ki çoklu evreni savunan birisi o biliyorsunuz. Var niye gelmiyorlar bize diyor. Onlar dünyada diyor bu evrende diyor yüksek bilgisayar teknolojisi kullanan üstün bir topluluk var. Onlar bir gün Amerika'yı bizim istila ettiğimiz gibi, işgal ettiğimiz gibi onlar gelecekler, bizi işgal edecekler. Buna hazırlanın diye gene bir röportajlardan birisinde söylüyor. Yani bir dış irade, dış zekanın bu evrende matematiksel aklım koca bir evrenin boş olmasının imkansız olduğunu söylüyor diyor matematik. 10 üzeri 50 formülü burada. 10 üzeri 50'nin üzerindeki olasılıklar imkansız kabul ediyor. Hatta telomerin sadece telomerin kendi kendine olabilme ihtimalini hesaplamışlar. 10 üzeri 652 ediyor. Telomerin üzerindeki aminasitlerin havada uça 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 bir araya gelme ihtimali. 9 ay 10 gün içerisinde imkansız kabul ediliyor. Onun için burada bir dış kontrol var. Onun için Spinoza demiş ki ben e, e, Tanrı e, doğadır demiş. Çok akıllı bir doğa var demiş. Doğayı Tanrı olarak görüyor. Ama doğa dediğim şey dünyada koca evrende bir nokta gibi bir şey. O halde bu koca evrenin hepsini mi Tanrı kabul edeceğiz? Ya da yani, e, tanrı, tanrı dediğimiz zaman bu şeyin ışık hızının bittiği, maddenin bittiği, karanlıkların ötesinde başka bir evren, başka bir akıllı bir irade, akıllı bir güç var mı? Burada bu güç nasıl olmalıdan biz gideceğiz? Nasıl olmalı? Tez antitez sentezdi. Nasıl olmalı? Bu güç ancak böyle her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, her bütün güç onda olan, hikmetle anlamla hareket eden, benzersiz ve tekil olmalı. Bu da. Bütün 4.300 tane din içerisinde Tanrı tasavvuruna en en uygun Tanrı tasavvuru tevhid inancı oluyor. E, bu nedenle ben e, şey e, matematiksel bir gerçektir olarak söylüyorum. E, görünmez olmak e, görünmemek görünmemek olmamaya olmamaya kanıt olamaz diyorum. Akıl laboratuvarı tevhid diyor. Kuantum olaylar evren bir simülasyon ve görünmeyen bir gerçeklik mi? O üç fizikçi bulan. Yani bilimin matematiksel akıl hali yani sibernetik ve hesaplamalı nörobilim teorik temellerinin sonucu doğdu. Özetle evren bir akıllı tasarım ürünü, tevhid inancı matematiksel bir gerçeklik olarak aklı en yakın varoluş açıklamasıdır diyebiliriz. O halde görünmemek olmamaya kanıt olamaz. Yani bir dış bir gücü, dış bir zekayı, dış bir iradeyi bizim görmememiz olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle kuantum fiziğinden sonra artık biz e, tanrı tasavvurumuzu bütün şu ana kadar öğrendiğimiz bütün dinlerdeki tanrı tasavvurumuzu yeniden yapılandırmamız, yeniden yazmamız, e, yeniden değerlendirmemiz e, gerekiyor. Bu e, bir teori değil. Tanrı e, bu yani tevhid inancı bir inanç değil. Matematiksel bir doğrudur bence. E, o şekilde bitirebiliriz. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum.